İyi akşamlar komiser bey. Ne haber, ne haber? Acele atma, içeriye geleyim de konuşuruz. Peki, gel gel, hadi gel. İyi akşamlar Danyal Bey. İyi akşamlar, ne haber, ne haber? Daha henüz bir haber yok kardeşim. Hayda, henüz bir haber yok demek için mi ta karakollardan kalktın da buralara kadar geldin ha? Kardeşim, karının kaybolduğuna dair icap eden zapti tuttum. İcap eden mevcillere teslim ettim. İcap eden mevciller de icabeti şekilde hareket ediyorlar. Daha ne istiyorsun? Hareket ediyorlar ha? İster hareket etsinler, ister yerlerini dursunlar. Ama bir an evvel kaybolan karımdan bana haber getirsinler, tamam mı? Evet ama kardeşim, polis kimdir yani? Falcı mıdır ki senin nerede olduğu bilinmeyen karını çevirsin, kahve filcanını baksın da ha buryadır desin, tutsun kulağından geçsin sana? Ya iyi ama karım kaçtı, evden gitti. Ben de karakola müracaat ettim. Bu durumda bir netice beklemek benim hakkım değil mi ha? Hakkın olmasını hakkın ama kardeşim, senin karın kavga çıkardı, topladı boçasını gittiyse polis ne yapsın onu? Polisin vazifesi nedir? Evden kaçan cilveli karıları yakalayıp da kocalarına teslim etmek midir yani ya? Karım bana cilve yapmadı ki. Bir münakaşadan sonra çekti gitti. Hem de tek başına. Geri gelir diye aldırmadım. Ama üstünden 10 gün geçti, ne gören var ne de duyar. Hadi bakalım. Pekala, sen kendine göre olsun, bir tahkikat yapıp arayıp sormadın mı onu? İzmir'deki evine 2 telgraf çektim, geri geldi. Başka gideceği yer var mı bilmiyorum ki. Zaten kimsesiz bir kadındır. Benim de kimsem yok, ondan anlaşıyorduk. Bir tane içer misiniz? Yok, vazife başında sayılırım, içmem onu. Sen böyle her akşam içiyor musun? Karın seni bu yüzden terk edip gitmiş olmazsın. Yok canım, bildiğin sarhoşlardan değilim ben. Sık kavga yapar mıydınız? Evlenin 2 ay oldu. Buradan gidişine sebep olan kavgamız 4.'ydi. İzmir'de ani tanıştık. 2 gün sonra Bursa'ya geldik. Orada 1 hafta içinde evlendik. İlk kavgamızı da nikah gecesi yaptık. İlk kavga nikah gecesi mi? Uğursuz başlangıçta. Sıksaydın dişini de hiç olmazsa düğün gecesi çıkarsaydın kavgayı. Kavgaya sebep de düğün meselesiydi zaten. O düğün şöyle dursun, evlenmemizin duyulmasından bile çekiniyordu. Hatta nikahımızı bile oradan tedarik ettiğimiz gelişigüzel kimseleri şahit göstererek kıydırdı. Hemen Bursa'dan ayrılıp Yalova'ya, oradan da buraya geldik. Buradan da kaçırdın onu. Evet, kaçırdım onu. Hep erkekler birbirimize benzerik de. Ha bir kadını gözümüze kestirdik mi yolunu çeviririk onu, yalvarırık, yakarırık, ağlarık, sızlarık, kandırırık onu, basarık nikah. Sonra da böyle senin gibi, ha ben istemiydim ki hani, o geldi benim peşimden diye övünürük de. Hadi iyi geceler. Güle güle, güle güle. Yarın görüşürüz Danyal Efendi. Hoşça kal. Kim o? Kim o? Benim ben. Kimsin sen? Muhtar. Neredesin sen? Vay! Ne işin var orada? Niye kapı dururken öyle pencereden giriyorsun içeri sen? Bir suçum yok ama komiserin beni görmesini istemedim. Daha doğrusu belki siz de istemezsiniz diye düşündüm. Hoppala, ben seni ne tanırım ne bilirim kardeşim. Allah Allah, bu teklif sizin nereden geliyor? Beni tanımazsınız ama ben sizi tanırım. Zaten vazifem de beni tanımadıkları halde benim herkesi tanımamdır. Malum ya muhtarım. Buranın muhtarı. Daha başında da bir muhtara ilk olarak rastlıyorum yani. Burayı size kiralayan emlakçı Sami Efendi iyi ahbabımdır. Hanımınızı da onun dükkanında tanıdım. Komisyon ödemeye gelmişti. Taşındığınızın 2. günü. Ya demek karımı tanıyorsunuz öyle mi? Elbette. Hem de çok hanımefendi bir kadın. O gün bize Amerikan sigaraları verdi. Bir kahve ısmarladık da parasını da gene o verdi. Oo, mükemmel bir rakı sofrası. Başka bardak yok mu, beraber içelim? Ya ama muhtar efendi şimdi Allah. Ay yo. Kadeh olmasa da olur. Burada bardak var. Gel otur Danyal Bey. Ayakta durma gel. Ne? Adımı da karım mı söyledi? O söylemese de biz biliriz. Dedim ya, biz muhtarız kardeşim. Ya ne zaman kardeş olduk biz seninle? İçki sofrası kardeş sofrasıdır. Hadi bakalım yuvarlayalım birer tane. Aldırma. Suyu aynı bardaktan içeriz. Oo, bu yeni rakı da değil, kulüpmüş. Hadi ya. Sen muhtar değil, rakı eksperisin galiba. Muhtarız dedikse, içkiden anlamayız demedik ya Danyal Bey. Şaka sevmem, kusura bakma. Peki. Hadi kızma ya. Ne duruyorsun, yetim malı değil hiç Allah aşkına. Hadi ya. Durma. Kimin malını kime ikram ediyorsun anlamadım ki. Canım, mal senin anladık ama yemesini bilmiyorsun. Hadi ye.
Peki peki peki, anladık da ne istiyorsun, çabuk söyle. Karınızın şerefine. Karımın mı? Beni bırakıp kaçan karımın şerefine. Bırakıp gitti diye ona kızgın mısın? Belki. Eve dönerse döveceksin demek. Kim demiş, kadın dövülür mü hiç? Hadi hadi, laf o laf. Kadın kısrak gibidir. Tımar edildikçe uysallaşır. Hadi canım, bu sizin anlayışınız. Onun eve dönebileceğine inansam, öyle bir ümidim olsa İstanbul'daki bütün evliyalara mum dikerdim. Sahi mi? Demek karınızı çok seviyorsunuz. Ama sevilmeyecek gibi kadın da değil hani. Onu çok iyi tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Nasıl tanımam? Misafirimdi. Anlamadım. Neydi? Misafirimdi. 10 günden beri kayıp olan karım senin misafirin miydi yani? Olamaz. Evet. Sizden korktuğu, eve dönmeye cesaret edemediği için 10 gündür bizde kalıyor. Bizim hanım 10 gündür ona nasihat ediyordu. Nihayet bugün onu evine dönmeye ikna edebildi. Neler duyuyorum ya Rabbim? Karım evine dönüyormuş. Rüya mı görüyorum? Allah'ım. Dur, heyecanlanma. Telaş edecek bir şey yok. O yaptığına pişman oldu. Yalnız bana söz ver. Onu azarlamadan kabul edecek, tekrar kavga çıkarmayacaksın, değil mi? Olmaz. Olamaz bu. Peki şimdi karım nerede? Gene senin elinde mi? Hayır. Evin arka tarafında, patikada bekliyor. Yarım saattir orada, komiserin gitmesini gözlüyor. Hay, karım orada, karım burada. Olamaz. Karım orada. Ben fena oluyorum. Dur. Kendine fena gel. Geliyor bana. Üstünü başını paralayacaksın. Kolonya yok bu evde, kolonya. Var orada, dolapta var. Karım orada. Kolonya getir çabuk. Telaş etme. Şimdi iyi ederim seni. Karım. Nasıl, açıldın mı biraz? İyiyim. Karını çağırayım mı? Dışarıda fazla bekledi. Sonra korkup kaçmasın ha? Çağır. Ne duruyorsun, çağır. Verdiğin sözü unutma ama. Bağırmak, çağırmak, kavga etmek yok. Selma Hanım gelin, söz verdi. Geliyor. Geliyor ha? Evet. Yani şuradan geliyor öyle mi? Hadi heyecanlanma. Hiçbir şey olmamış gibi davran, mesele kalmaz. Karım girecek yani. Şu kapıdan girecek öyle mi? Aman da benim kocacığım. Hanimiş benim kocam. Beni affettin mi ha? Canım kocacığım. Seni üzecek bir daha hiçbir şey yapmayacağım. Sen iyi insansındır zaten. Beni kabul edeceğini biliyordum. Size de çok teşekkür ederim muhtar efendi. Eşinize çok mutlu olduğumu söyleyin. Nasihatinizi tutacak kocamı bir daha hiç üzmeyeceğim. İşte bu kadar. Gördün mü? Barış gülüş oldu. İyi ama bu Selma değil ki. Anlamadım. Bu kadın benim karım değil ki. Bu kadın karın değil mi? Sen aklını mı kaçırdın birader? Beni öpüp özür dilemesine bakma. Vallahi karım değil. Ben tanımıyorum bile onu. Sen benimle alay mı ediyorsun? Ya alay edecek halim var mı benim? Hadi. Sevincinden ne söylediğini bilmiyorsun. Yahut da fazla kaçırdın, karını tanımıyorsun. Ya karımı nasıl tanımam? Şimdi bu senin karın Selma değil mi? Hayır! Ateşin var senin. Biraz heyecanlandın. Bak, gözlerine kan hücum etti senin. Hiçbir şeyim yok. Aklım başımda. Tekrar ediyorum, bu kadın benim karım değil. Peki karın değil de Danyal Bey'in karısıyım diye emlak komisyoncusuna evin parasını ödeyen, bana sigara verip kahve ısmarlayan, 10 günden beri de evimde misafir bulunan karını, Selma Hanım'ı ben de mi tanımıyorum? Bak şimdi, komisyoncudan bu evi tutan karım, parayı veren de karım, senin evinde kimin misafir olduğunu bilmiyorum. Ama bu evdeki kadın benim karım değil. Hayatımda çeşitli deli gördüm. Ama senin gibisini hiç görmedim. Allah. Şimdi iş anlaşılır. Anlaşılır, hadi. Selma Hanım, biraz gelir misiniz lütfen? İnsanın kendi evi gibi yok. Şurada sadece 2 gün kalmıştım ama sizde misafir kaldığım müddetçe hep burayı özledim.
Danyal kocacığım, senin için aldığım sardunyalar solmuş, hiç sulamadın mı? Suladım. Aa, o sardunyaların benim için aldığını nereden biliyorsun sen? Bir dakika, muhtara evime kavuşturduğu için teşekkür etmek istedim. Muhtar efendi, lütfen şunu kabul edin, çocuklarınıza bir şey alırsınız. Yok, bu kadar parayı kabul edemem. Lütfen, lütfen alın. Aldırmayın, para nedir ki? Benim servetim var da ne oluyor sanki? İnanın insanın kalbi zengin olmalı ya. Çok doğru. Ya sen kimsin, bana söylesene. Rengin sararmış Danyalcığım, bu ne hal? Otursana hayatım, sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Bu da rakı sofrası mı? Perizine dikkat etmiyor musun? Doktorun içki yasak ettiğini unuttun mu? Alkolün sinirlerini bozduğunu, hafızana tesir ettiğini, etrafına tanımana mani olduğunu unuttun mu? Hayda! Ha, demek bundanmış. Aman! İçki içince etrafını tanımıyor. Tanımıyor ya. Böylelerini bilirim. Kafayı çektiler mi ertesi günü ben ne yaptım diye sorarlar ama içlerinde karısını tanımayanı hiç görmedim. Doğrusunu söyleyeyim mi Selma Hanım? İnsan kafayı bulunca hiçbir şeyden korkmaz. Dünyaya metelik vermez ama karısının lafını duyunca saklanacak delik arar. Aman! Of. Aksine Danyal da beni tanımamazlıktan geliyor. Ya bana bakın, ne oluyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Benim karım kayboldu. Bana niye rol yapıyorsunuz? Ah keşke kavgadan sonra bırakıp gitmeseydim. Onu bu hale gelmesine ben sebep oldum. Zavallı yine hafızasını kaybetti. Ya ne hafızası, dalga geçme evinde. Hadi defolun evinden. Kış hadi. Danyal kocacığım, yapma, rica ederim. Ayıp değil mi? Ayıp, yapma. Dur bakalım. Hani biraz evvel kadın dövülmez diyordun. Hani evliyalara muma diyordun. Karın geldi işte. O benim mumluk karım değil. Danyal, şaka yapma. Ne şakası be? Nereden karım oluyorsun sen benim? Gene başlama Danyal. Her zaman kavgalarımız böyle başlamıyor mu? Bak Muhtar Bey de şaşırdı. O bizim halimizi bilmez. Sonra bir şey zanneder. Allah Allah. Demek her kavgaya karısı olduğunuzu inkar ederek başlar. Evet, hep böyle başlar. Ya. Bunun deliliği ne çeşit bir delilik acaba? Deli senin baban ve kocadan kalan. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şimdi polise telefon edeceğim. Meskele tecavüze hapse attıracağım sizi. Görürsünüz bak şimdi. Rica ederim, yapma. Çocuk ol. Sen ne yapıyorsun? Polis çağırıyorum, tamam mı? Yapma böyle şey. Kepaze olacağız. Doğru. Kepaze olmaktansa sabret, biraz da hafızan yerine gelsin. Hadi be. Belki biraz sonra karnını yeniden tanırsın. Sen alo komiser bey. Karakol tamam. Mu? Ben komiser temeli istiyorum. Evet. Komiseri verin bana. Bana. Hayır, ben vermiyorum. Ben Danyal. Hadi şu karısı kaçan Danyal. Tamam mı? Ya. Hemen buraya gelin. Eğer gelmezseniz ben tımarhanelik olacağım. Hemen gelin. Şunu. Ya, merhaba komiserim. Ben Muhtar Hüseyin. Şu tepedeki Danyal Bey'in evindeyim. Hani şu karısı kaybolan herifin yanında. Galiba buraya kadar gelmeniz icap edecek. Mesele şu efendim. Danyal Bey'e karısını getirdin. Karısı Selma Hanım'ı. Yok canım, ne memnun olması. Bıraksam kadını parçalayacak. Ya ver şunu bana. Allah Allah. Ay. Affedersiniz komiserim, bir tarafınız acıdı mı? Şey oldu mu demek istiyorum. Çabuk gel ya komiserim. Ya tanımadığım bir kadını evime getirdiler Allah. Komiserim. Kadın ben senin karınım diye sürük gibi yapıştı kaldı. Allah rızası için çabuk gel. Şaka olur mu komiserim? Vallahi karım değil. Billahi karım değil. Komiserim kurtarın beni bunlardan. Ne olur hemen gelin. Şimdi kuyruğunuz kapana sıkıştı işte. Bakalım muhtara yutturduğun dolmayı komiseri de yutturabilecek misin? Zavallı kocacığım, seni çok seviyorum ama arada bir şu delilin tutmasa. Komiser gelince birinizden birinin deliliğine hükmedecek ama bakalım hanginizin. Tamam, ben şimdi anladım. Siz benim maceramı bir yerden öğrenip bundan istifade ederek benden para sızdırmaya çalışan bir dolandırıcı, bir sahtekarsınız. Ah sakin ol yavrucuğum. İstersen sana her zamanki uyku ilacından vereyim. Ha? İstemem, o ilaç değil, zehirdir. Beni zehirlersin de otopside neyle zehirlendiğim anlaşılmaz. Görüyorsunuz ya muhtar efendi, her zamanki hali. İnanma ona muhtar. Bu kadın beni öldürecek, böylelikle servetime konacak. Anlıyorsun ya, bu kadın benim parama göz dikmiş, parama. Senin parandan mı bahsediyorsun yoksa benim parandan mı? 2 ay evvel evlendiğimizde ayağına ayakkabı alacak param bile yoktu cebinde. Nikahta giyeceğin elbiseyi, gömleği, kravatı, hatta iç çamaşırlarını bile benim paramla aldığını unutma. Sahi, meteliksizin biri miydi bu? Şu içtiği rakının parası bile benim. İçinde bulunduğumuz şu evin kirasını bile ben verdim. Buna ben şahidim işte. Bak nihayet baklayı ağzından çıkardın işte. Her şeyin karıma ait olduğunu bildiğine göre demek onun yerine geçip her şeyine sahip çıkmak istiyorsun.
Aa, Danyal Bey kırıcı olmaya başladınız. Ya Selma Hanım haklıysa, ya gerçekten böyle bir rahatsızlığınız varsa, o zaman söylediğiniz laflara pişman olursunuz. En iyisi susalım da komiserin gelmesini bekleyelim. Evet, bekleyelim. Evet, bu kadın da beklesin, beklesin de hapishaneyi boylasın. Dua edelim de sen tımarhaneyi boylama. Aa, tımarhane mi dedin? Tamam, bak şimdi maksadını anladın, tamam. Beni öldürme teşebbüsünde muvaffak olamayınca delidir diye tımarhaneye attırmayı düşünüyorsun değil mi? Beni tanımamakta ısrar edersen olacağı budur işte. Selma Hanım, doğrusu ben de gıcık olmaya başladım. Sizi emlakçı da tanıdım. 10 gündür misafirimdiniz ama hep siz Selma olduğunuzu söylediniz. Ben de öyle kabul ettim. Sizin bir nüfus kağıdınız, evlenme cüzdanınız olmalı değil mi? Tamam, verin bakayım. Tabii. Tabii. İkisi de var. Göstersin bakayım, göstersin hadi. Kavgayla ayrıldığım için yanımda yok. Ama şu dolabın sağ gözünde olacak. Yok canım. Karın olmayan birisi evlenme cüzdanıyla nüfus kağıdının dolabın gözünde, hem de sağ gözünde olduğunu nereden bilir be? Bilemez. Yalan atıyor. Nereden? Tamam. İşte evlenme cüzdanı, tamam. İşte resmi. İşte kendisi, işte sen. Sahte bunlar, sahte. Ama sen de su koyverdin. Bu kadar da fazla canım ha. Al hanım hüviyetini, sen de kalsın. Yoksa yırtar bu herif bunları zaten, deli midir nedir? Tamam anladım. Ben tam teşkilatlı bir haydut çetesiyle karşı karşıya bulunuyorum şu anda, tabii. Geldi, komiser gel. Komiser. Ali efendi nöbet alır ya, sinek bile çıkmayacak dışarıya. Söyle bakayım hanımefendi, kimsin, nasılsın, nereden geldin buraya ha? Ben Danyal Bey'in karısıyım. İşte nüfus kağıdım, işte evlenme cüzdanım. 10 gün evvel kocam aynı şekilde bir sinir buhranı ile beni evden kovdu. Ben de muhtarın evinde 10 gündür misafirdim. Evet komiserim, 10 gündür bizde misafirdi. Nihayet bugün evine dönmesine ikna ettik onu. Ama kadıncağızın korktuğu başına geldi. Danyal Bey karısı olduğunu inkar ediyor onun. Evet efendim. Ama inkar mı ediyor? İyi ama muhtar bunun inkar edecek tarafı kalmamış ki, işte nüfus kağıdı, yalanma cüzdanı, ya bir şey, tamam. Yok, sahte, onların hepsi yalan, sahte, vallahi sahte. Bu, tutuklayın bu kadını, dur bakayım. Şimdi bunlar sahte de bu fotoğraftaki kadın bu kadın değil mi? O kadın ama bu kadın benim karım değil, evrak sahte. Öyleyse mühürler de sahte. Tamam, ben size demedim mi, komiser gelince her şey aydınlığa çıkacak diye. Dur bakayım. Şimdi sen bu mühüre sahte demekle hükümetin işine mi sahte değilsin? Neden? Yani hükümet mi sahtekarlık yaptı da bu karıya senin karındır diye buraya mühürledi? Kim mühürledi? Hükümet mühürledi onu. Karı inkar etmek demek, evrak-ı müsbiteyi inkar etmek demektir. Evrak-ı müsbiteyi inkar etmek demek, mühürü inkar etmek demektir. Mühürü inkar etmek demek, hükümeti inkar etmek demektir. Ali efendi zabıt tut, bu herif hükümeti inkar ediyor. Başla komiserim. Komiser bey, çok rica ederim, şu anda normal değil, ne söylediğini bilmiyor. Vazgeçin şu zabıttan Danyal şekerim, sen de kendine gel. Ben şekerim be, şekerim de mi fena olur ha? Deme buna şekerim, hoşlanmayın ha? Ama çok oluyorsun Danyal, sus artık, sonra çok güçlü duruma düşeceksin. Selma Hanım'ın hakkı var komiser bey. Şu dakikada Danyal Bey'in aklı başında değil. Yarı deli sayılır. Onun için söyledikleri kanun karşısında hükümsüzdür. Zabıt tutmaktan vazgeçelim. İyi ama muhtar, biz bu herife deli diyemeyiz ki. Buna deli demek tıbbi adlinin vazifesi. Olsa olsa biz bunu normal olarak kabul eder, şikayetini inceleriz, işte o kadar. Ali efendi zabıt tut, ifade alacağım. Yahu daha evvel karımın kaybolduğuna dair müracaatımda ifademi almıştın ya. O başka mesele, bu başka mesele. Yeniden tahkikat edeyim işi de. Ali efendi yaz, adı Danyal, soyadı Şirin, söyle doğum yerin. Aydın. Tevellüdün. Dünyaya duhul ettiğin tarihi sorayım. 1944. Babanın adı? Sadık. Nerede oturuyorsun? İşte burada karşında. Onu göreyim de, adresini söyle bana. Beykoz'da dağ başında sahtekarların ablukasında. Ne? Sen bana benim gibi halkın emniyet ve asayişine memur edilmiş bir adama mı sahtekar değilsin ha? Bunun ucu bana da dokunur. Sen benim gibi muhtara da mı sahtekar diyorsun ha? Sevgili karına da mı sahtekar diyorsun? Yeter be! Evet, sen sahtekarsın çünkü karım değilsin. Sen muhtarsın, sana inanıyorum. Komiserim, sana da sığınıyorum. Ama inan, bu kadın benim karım değil. Evet ama kardeşim, elindeki vesayete göre bu kadın senin karın olarak gözüküyor. Sen bana vesayet ve delaille ispat eyle bakayım ki bu kadın senin karın değildir. Tamam buldum. Niye üzüyorum kendimi? Tabii Bursa'da nikah tarzında çekilmiş fotoğraflarımız var. Tabii işte şurada. Hadi bakalım hanımefendi, maskeler aşağı. Tamam, göster onları bakayım. Şimdi görürsün sen.
Yok burada. Burada da yok. Ay yok. 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 Çalmışlar. Çaldılar. Çaldı. Sen çaldın onu tabii. Ya bana kolonya getirirken ya da evrakları aramak bahanesiyle sen çaldın götürdün onları. Sen ben çaldın. Ben yalcım muhtara hakaret ediyorsun ama. Evet. Benim manevi şahsiyetime hakaret ediyorsun. En az 2 yıl yatarsın. 12 yıl yatsam umurumda değil. İkiniz suç ortağısınız siz. Fazla ileri gittin Danyal Efendi, kendine gel, yoksa hakkında bir zabit daha tutarım ha. Üstüne varmayın komiser bey. Bırakın söylesin, bağırsın, çağırsın, açılır belki. Suç ortakları, hırsızlar! Peki öyle olsun şekerim. Hadi. Sen ne dersen öyle. Bana şekerim deme! Deme buna şekerim, hoşlanmayın ha! Peki demem. Yalnız sakin ol, ne olur. Muhtar efendi, siz de itiraz etmeyin. Ne derse kabul edin. Kriz geçiriyoruz zavallı, baksanıza. Peki efendi. Öyle olsun Danyal bey. Suç ortağıyız. Sizi kurtarmak için anlaşmış iki ortak. Muhtar kendine gel bakayım. Hani seni daha evvelden tanımasam, ne mal olduğunu bilmesem lafına inanacım geleyim ha. Hanımefendi siz de kendinize gelin. Resmi bir şahsiyetim ben buraya. Gelelim sana Danyal efendi. Karın kaçtı gitti. 10 gün sonra da döndü geldi ama bu dönüp gelen kadın karın değil ilan. Evet efendim, bu kadın benim karım değil. Felçi ama neden doğru? Hoppala, karım değil de ondan değil. Anlaşıldı, biz seninle yalnız konuşacağız. Ben anlatsam daha iyi olmaz mı? İşime karışılmasını sevmem. Muhtar sen al bu hanımefendiyi, çekilin içeriye bakayım da ben yalnız kalacağım bu herifle. Ali efendi ifade alacak, yaz. Benim ifade, Ali efendi yaz. Aydın'da doğma, Sadık'tan olma, 1944 doğumlu. Kes oralar ne yazdık da? Gelelim meseleye. Gelelim. Ali efendi yaz. Demek ki Danyal efendi sen bundan 2 ay evvel İzmir'de Selma isminde bir karıyla danıştın, tamam mı? Ali efendi yaz. Oradan kalktın Bursa'ya geldin ve nikahını kıydın, tamam mı? Tamam. Ali efendi yaz. Oradan kalktın Yalova'ya Termal Oteli'ne geldin, bir müddet orada kaldın, tamam mı? Ali efendi yaz. Oradan kalktın İstanbul'a geldin Hilton Oteli'nde 10 gün müddetle kaldın, tamam mı? Ali efendi yaz. Oradan karın geldi buraya, aradı, buldu, taradı, kiraladı, tamam mı? Tamam. Sonra da aldı seni buraya getirdi, tamam mı? Tamam. Ali efendi yaz. Buradan da 10 gün evvel kaçtı. Gitti, tamam mı? Ali efendi yaz, 10 gün sonra da karın dönüp geldi, seni karşıladı, tamam mı? Hayır, işte burası tamam değil. Ali efendi yazma. Pekala, bu karın senin karın değil de senden ne menfaat gözetiyor ki sana kocacığım diye asıllar ya? Ben ne bileyim ne asılıyor, biliyor muyum ben? Herhalde buna etrafı inandıracak, hatta seni de buna inandıracak ve sonra da paralarının üstüne konacak. Şimdi anladım onu. Demek ki bu mesele para için olay ha? Tabii para için oluyor. Pekala, sen zengin bir adam mısın ki bu kadın sana paranın için asıllar? Yok, hiç öyle zengin bir adam sayılmam. Öyleyse ileride üstüne oturmam muhtemel olan miras falan gibi bir hikayem var mı? Ya benim akrabam yok ki miras bırakacak biri olsun. Ulan bu ne periz, bu ne lanet turşusu. Hem değilsin benim metalim yok, hem değilsin karı bana param için asılıyor. Hangisine inanacağım ben? Tamam buldum. Şimdi karımın bir dedesi varmış, çok zenginmiş, tamam mı? Hatta karım dedesinden evlendiğimizi sakladı. Çünkü dedesi onu başka birisiyle evlendirmek istiyormuş. Bak buldum işte, tamam. Ne buldun kardeşim, sen gene saçmalaysın. Değilsin ki bu kadın benim karım değildir. Benim karım hakikisi öbür tarafta duruyor. Bu kadın burada sahtesi duruyor. Şimdi bu kadın oraya gider, o hakiki karı buraya gelir. Bu sahte karı o hakiki karının mirasını nasıl alır da nasıl yer? De bana, anlat onu bana bakayım. Söyle nasıl olur bu iş? İşte ben de bunun için karımın bir an evvel meydana çıkmasını istiyorum ya. Nereden bulup çıkarayım onu meydana? Ama işte bu engelmedi. Bunlar onu yok ederler. Sonra da karımın mirasının üzerine konarlar. Onun için istiyorum çıksın meydana diye. Bunlar her şeyi yapar çünkü. Yok canım kardeşim, durup dururken göz göre göre cinayet olur mu ya? Saçmalar. Vallahi olur. Sen bunlar ne zannediyorsun? Bunlar şey belki, bunlar katil çivi. Bak her şeyi yapar bunlar. Tamam mı? O muhtar da onlardan. Sen onu da tutukla hemen. Yok öyle, ben durup dururken kimseyi tevcif edemem. Bana delail lazım arkadaş. Delil işte fotoğraflardı. Ama onu da yok ettiler. Tabii yok ettiler çünkü o muhtar çaldı onu. Sen o muhtarı hemen tutukla, onu onlardan. Tutukla vallahi. Sen biraz daha sıkışırsan beni de tevcif ettireceksin be. Dur bakayım, acele işe şeytan karışır. Ben yavaş yavaş yeniden tahkikat edeceğim bu işi. Hüseyin efendi, muhtar efendi, gel buraya bakayım. Buyurun komiserim. Anlat bana bu gariyi nerede, ne zaman, ne şekilde tanıdın ve ne suretle sevç ettin buraya? Komisyoncu Sağan Bey'in yazıhanesinde tanıdın mı? Benim bulunduğum günden birkaç gün evvel gelip burası için pazarlık etmiş, uyuşmuş. O günde parayı getirmişti. Tabii evet işte Hilton'daydık ya, ben hastaydım. Karım geldi, o komisyoncuyla konuştu, o Sami Efendi'yle. Bak o Sami Efendi'yi bulursak o şahit olur işte. Tamam. Sen dua et ki Sami Efendi 4 gün evvel Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rahmetli sağ olsaydı ifadesinden sonra seni tımarhaneye gönderirlerdi.
Adem ki komisyoncu Sami Efendi'den sonra Agar'ını tanıyan yegane şahit muhtardır, binaenala zalik muhtarın ifadesine itibar etmek lüzumu hesil olmaktadır. Ama karımı tanıyan başkaları da var. Tabii var. İzmir'de mi? İzmir'de de orduda vardı. Yalnız ben ne akrabasını biliyorum ne ahbabını, hiç kimseyi tanımıyorum ki. Yalnız şey var, adresi var karımın. Oraya bir mektup yazarsak oradan şahit gelir buraya. Olmaz. İzmir'den buraya şahit celbetme meselesi mahkeme kararına müstenit arkadaş. Yahu sen... Tövbe estağfurullah. Bursa'da evlenirken şahit falan göstermedin mi kardeşim? Doğru ya. Bursa'da evlenirken de bir şahit göstermemiş bu. Gösterdim tabii. İki tane şahidim vardı. Yalnız bunlardan bir tanesi hiç tanımıyorum. Öbürünü biliyorum. O orada evlendirme tanesinde Hademe'ydi. Bak onu bulursak o benim şahidim olur işte. Olmaz olmaz. Bursa'dan buraya da şahit celbetme meselesi. Mahkeme kararına müstenit arkadaş. Yahu sen Hilton'dan buraya gelirken yolda eş, dost, akraba, arkadaş bir kimseyle karşılaşmadın mı hiç? Hapı buldum tamam. Tabii ben şimdi hastaydım ya. Karım beni bir arabaya bindirdi, getirdi buraya. İşte biz arabanın arkasında oturuyorduk tabii. Ve önümde şoför vardı ya, o şoförü ben tanıyorum. Onu pekala, o şoförü neresinden tanıyorsun bakalım? Ensesinden tanıyorum işte. Ulan senin ensesinden başka yerini tanımadığın herifi ben ne tarafından tanıyayım da çıkarayım meydana ha? Söylesene. Buraya geldikten sonra tanıdık bir kimseyle karşılaşmadım. Tamam buldum. Ben hastaydım ya. Ha işte buraya geldiğimizde karım hemen bir doktor çağırdı getirdi. Doktor beni muayene etti. Hatta iğne yapması için de bir ebe hanım çağırdı. Şeydi adı. Ha tamam buldum. Hatice Hanım. Doktorun adı da Ali Yavuz onun da. Şu bizim ya Asabiye Cali Bey ile Hatice Hanım olacak ebe. Ulan böyle şahitlerin var da niye söylemiyorsun şimdiye kadar bana? Söylesene. Muhtar, çağır o hanımefendi içeri bakayım. Selma Hanım gelebilirsiniz. Ne oldu, krizi geçti mi? Beni hatırladı mı? Hayır ama seni hatırlayabilecek kimseleri hatırladım. Şimdi kuyruğun kapana sıkıştı. Muhtarı elde etmişsin ama bakalım onlara ne diyeceksin. Ali efendi fırla karakola in, muavine tarafımdan selam söyle. O Ebe Hatice Hanım'la Asabiyeci Doktor Ali Bey buldursunlar da hemen sevk etsinler bana buraya. Bunu çok iyi düşünmüşsünüz. Kocamı ilk gün buraya getirdiğimde hastaydı. İskele Caddesi'nde bulduğumuz Doktor Ali Yavuz Bey'i telefonla çağırttım muayenehanesinden. Sonra penisilin yapılması icap etmiş. Ebe Hatice Hanım da iğneleri yapmaya gelmişti. Sen bunları nereden biliyorsun? Karın değil miyim sevgilim? Seninle yaşadığım her dakikada neler olduğunu bilmem gerekmez. Allah'ım sen kurtar beni. Dur bakayım. Hanımefendi Bursa'da hangi otelde kaldınız? Çelik Palas'ta. Peki kaçıncı katta, kaç numaralı odada? Sevgilim o ne biçim laf? Üçüncü kat 318'de kalmadık mı? Tamam. Vallahi tamam. Oradan ne tarafa geçtiniz? Oradan da Daniel'in kiraladığı özel bir araba ile Vişne Çürü Opel'di galiba. Onunla da Yalova'ya termale gittik. Allah Allah. Ya kadına bak, hatıra defteri gibi ya. Peki yolda ne oldu onu anlat bakayım, hadi anlat. Orhan Gazi'ye 1 kilometre kala lastik patladı. Ona rağmen ilk kahvenin önüne kadar ilerledik. Birer kahve istedik. Hatta Daniel bu kahve değil nohut diye kahveciyle tartışmaya başladı. Bu arada orada aynı kahvede oturan bir polis memuru olaya müdahale etti. Allah'tan şoför oraların yabancısı değildi de olayı örtbas etti, kurtulduk. Allah Allah yahu nereden biliyor bütün bunları bu? Bu söyledikleri doğru mu? Tabii yanımdaymış gibi konuşuyor şimdi. Çıldıracağım neredeyse ben. Dur bakayım hanımefendi oradan ne tarafa geçtiniz? İstanbul Hilton Oteli'ne. Orada kaldığımız 3 gün zarfında burayı buldum. Kocamın sinirlerine iyi gelir diye onu bir akşam üzeri otelden alıp buraya getirdim. Hala bu kadın benim karım değil diye ısrar ediyor muyuz? Vallahi değil. Billahi değil. Affedersiniz. Biçimsiz bir zamanda geldim galiba. Bir aile toplantısı mı bu yoksa resmi bir ziyaret mi? Bir tahkikatla meşgulüz. Siz kimsiniz? İzmir 1. noter katiplerinden Mehmet Ünal bendiniz. Selma Berrak Hanım'ı arıyorum. Selma Berrak Hanım benim. Sizin soyadınız Şirin değil mi? Şirin kocamın soyadıdır. Aile soyadımız Berrak'tır. Nüfus kağıdımı tetkik ederken farkına varmadınız mı? Farkındayım. Oturun kardeşim. Usulen nüfus kağıdınızı rica edebilir miyim? Ne olacak, ne olacak? Büyük babaları merhum Nuri Beyrak Bey'in vasiyetnamesine göre... Selma Hanım'a bir tebligatta bulunacağım da. Olmaz. Olmaz işte bu olamaz. Selma Berrak benim karımdır. Ama bu kadın benim karım değildir. Anlamadım efendim. Yani o aradığınız Selma Hanım var ya. Evet var. Nerede var? İşte burada. İşte o yok. O var ya, o yok o.
Siz yeni mi çıktınız? Nereden? Tımarhaneden. Aman. Allah'ım, ben derdimi anlatacak birini bulamayacak mıyım? Komiserim, imdadıma yetiş ne olur. Bunu gördükten sonra vasiyetname hakkında tebligat yapabilirim artık. Hop, dur bir dakika, dur hiçbir şey yapamazsınız. O deminki sorulara cevap vermesi kafi değil. Şimdi ben bir soru soracağım ki bu sorunun cevabını yalnız ben biliyorum. Ona cevap veremeyeceğine göre siz de doktor gelince kadar bu kağıdı ona imzalamayacaksınız, tamam mı? Pekala, sana son bir şans daha vereceğim. Hanımefendi, Daniel Bey'in lafını duydunuz. Onun bu sualine doğru dürüst cevap vermeyecek olursanız Ebehet Can'ınla Asebiye Cehali Bey'in şehadetine kadar size bu tebligatı tebellü ettirme. Müsaade buyurun beyefendi. Burada neler oluyor bilmiyorum ama Selma Berrak Hanım bu tebligatı 24 saat içerisinde tebellü edip yarın İzmir noterinde olmazsa 500 milyon civarındaki bu miras vakıflara intikal edecektir. Bunu size bildirmek isterim. Allah, ben bir haydut çetesinin ortasına düşmüşüm. Ay, karım hakkında benden çok daha şey biliyorlar bunlar. Komiser bey, bu kadın bu kağıdı tebellü ederse yarın beni öldürür ve bütün servetin üstüne konar. Öyle görüyorum ki Selma Hanım evlenmiş. Vasiyetnamede bu husus da var. Merhum Nuri Berrak Bey'in uygun görmediği bir evlilik varsa Selma Hanım bu miktarın ancak yarısına sahip olabilir ve ancak başından bir evlilik geçtiği halde boşanmış veya kocası ölmüşse mirasın tamamını alabilir. Bilhassa bu noktayı işaret ederim efendim. Tamam işte bunlar bu gece beni öldürürler, yarın da mirasın tamamını alırlar. Öyleyse durma da sor sualini bakalım. Dur soruyorum madem karım olduğunu söylüyor bu kadın, üstelik de 2 aylık karım olduğunu söylüyor. Bilsin bakalım, benim vücudumun bir yerinde V şeklinde bir yara izi vardır. Bu yara izi benim neremdedir, hadi bakalım. Evet, cevap ver Selma Hanım bakalım. Zavallı büyük babacığım, evlenmek için beni serbest bırakmamakta haklıymış. Çok haklı. Büyük babanız devamlı bir hastalıktan mı muzdarip? Evet. Göğüs hastalığı mı? Evet. Kalbi vardı. Hep elini böyle kalbine bastırırdı. Ah, şaşırdınız galiba. Kalp solda, sol göğsün altında çarpar. Ya bırakın tıraşı da benim soruma cevap verin hadi. Öyle ya, ben cevap verin. Bu herifin V'si ne tarafında? Ha, kocamın yarası değil mi? Göğsünde sol memesinin altındadır. Tamam. Tamam ama o bunu bilemez ki. Nereden biliyor bunu? Şeyden biliyor. Tabii o da komutan parola verdi. O benim göğsüme kolonya dökerken gördü o yara izini. Tabii o verdi parola. Daniel efendi gene saçmalaysın ya. Bir değilsin böyle, bir değilsin böyle. Ne de dönüp farkında değilsin. Allah. Ben bu durumda bu kadının tebligatı tebellü etmesine mani olamam. Sen yarın sabahleyin gider mahkemeye ararsın hakkını. Gece yarısı uğraştırma beni buraya da. Komiser bey, bunlar beni yarın sabah sağ çıkarmazlar ki, bu gece zehirlerler, öldürürler. Ya göz göre göre cinayet olur mu? Sonra bunların hali nice olur, hesaplamıyor musun sen? Of. Bir şuraya bir de şuraya imza atacaksınız. 2 gün içinde de İzmir'de olmanız, veraset ilanını almanız şarttır Selma Hanım. Noter bey, bu saatlerde bizim buralarda vasıta bulamazsınız. Dilerseniz bizim evde misafir kalın. Ben zaten aşağı ineyim. Gelin sizi cibe koyayım da sevk edeyim. Hadi buyurun. Sağ olun. Siz de buyurun. Bana da müsaade. Misafirimi ağırlayayım. Nihayet baş başa kaldı. Hadi bana sevgilim falan deme. Peki canım, nasıl istersen öyle olsun. Şimdi her zamanki gibi uyku ilacını vereyim, mışıl mışıl uyu. Sabahleyin de erkenden kalkarsın. İçmem ben onu. Yok be, sen beni öldüreceksiniz, zehirleyeceksiniz. Hadi saçmalama. Her zaman söylersin. Sahi bu ilacın senin acıdır. Sen bunun üzerine kahve şekeri alırsın her zaman, değil mi? Tut şunu bakayım. Ne dersiniz Daniel Bey, tesbihimi unutmuşum da. Gene mi rakı içiyorsun? Hani ben de rakıyı görünce dayanamıyorum. Sen de benim gibisin. Öyleyse al iç bunu. Hadi iç. Ben pek sulu içmem ama... Peki. Olsun, iç, ne olacak? Bu hiç rakıya benzemiyor. Nedir bu? İyi olsun canım, 3 bakkal işte. Ne oldu, ne yaptın ilacı? Ona verdim, o içti. Ne yaptın alçak? Ya bak, beni zehirleyecektin ama gafil avlandın. Suç ortağını kendi elini zehirledin. Ne yaptın? Ona yaptığın zehri mi içirdin bana? Kurtarın beni. Bunun acısını senden çıkaracağım. Seni daha feci bir ölümle geberteceğim. Öldü. Sen öldürdün onu.
Komiser! Komiser muhtar öldü komiser! Komiser muhtar öldü! Hadi kalk kalk kalk! Kalk! Yuttu mu dersin? Hem de bal gibi. Şimdi onu çileden çıkaracak başka şeyler bulmalı. Hadi gel, gel içeri. Muhtar öldü komiserim. Ne muhtar öldü? Gel. Bak. İşte bak şurada. Nerede? Göster. Şimdi burada yatıyor böyle. Kalıp gibi devrildi adam buraya. Şurayı dedi ya. Ulan herif içti zehri kalıp gibi düştü buraya. Geberdi de biz içeriye girince duman olup uçtu mu bu herif? Ha? Söyle bana. Şimdi buradaydı ya. Ne oldu kocacığım, ne var? Yaklaşma bak, git uzak dur. Nerede muhtarın öldüsü, nerede? Neler söylüyorsun anlamıyorum. Muhtar gideli 10 dakikadan fazla oluyor. Öyle ya be. Herif benimle beraber dışarıya çıktı. Noterle arka patikadan indi, sıyrıldı. Gitti evine, vardı girdi yatağa, neredeyse horluydu ha? Vallahi değil, billahi değil ya, buradaydı adam şimdi, yatıyordu böyle. Şurada böyle kas katı kesildi burada. Bana bak Danyal efendi, ben polisim, tımarhane gardiyanı değilim, kendine gel ha. Hadi yat uyu da biz de gidelim işimize. Hoşçakalın hanımefendi, yarın sabah görüşürük de. Hadi gel şekerim, seni yatırayım. Yaklaşma bana, git uzak dur, hadi git. Sen bilirsin, ben yatmaya çıkıyorum. Işıkları söndüreyim mi? Selam, söndürme, ben söndürürüm, senin yattığını göreyim hocam, sen git. Hadi sen gidiyorum. Hadi sen git. Hay. Allah, niye söndürdü ışıkları? Allah'ım, sen bana yardım et yarabbim. Hay, sen kurtar beni bunların elinden. Yarabbim, ay, sen aklımı koru bunlardan. Ben ne yapacağım bunlarla yarabbim? Allah, ay, ölürler bunlar. Tesbihim nerede? Tesbihim nerede? Tesbihimi verin. Ay. Muhtar, ortada muhtar. Lan ne zaman öldü, ne zaman gömdük, ne zaman ortaladı be? Gel bak, ortada. Gel buraya bakayım. Bir şey mi var komiserim? Ulan bu mudur muhtar? Bu kadın çıktı, kadın oldu mu şimdi? Ne demek? Ne demek kadın oldu? Ne demek? Tabii biraz evvel oradan erkek girdi, buradan kadın çıktı. Bana bak, sen bu yaşa geldin hala karıyla erkeği ayırt edemiyor musun? Olur mu? Ben onu... Bana bak Danyal efendi, sen iyice şapşallaşmışsın, kusura kalmayın hanımefendi. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın efendim. Biraz evvel buradan çıkan sen miydin? Bendim tabii. Aşağıya inmiştim bir şey almak için. Allah Allah. Hadi bir gözü hemen git yat. Git başımdan. Allah'ım ya Rabbim. Tesbihimi buldun mu? Ay! Baba muhtar ortada komiser! Muhtar ortada komiser! Bak muhtar burada komiser, ortak muhtar! Ulan herif deli yaptın beni, nerede ortak? İşte burada ortak! Bak, gel buraya bakayım! Bak nereye giriyor? Ulan bu mudur muhtar? Bu mudur muhtar? Olur mu muhtar? Bu buradan giriyor muhtar, buradan çıkıyor kuktan tuttan. Ya bu senin karındır, tanımay mısın onu? Tanıyorum ben onu, bu muhtar dolaşıyor bu elinde şeyiyle böyle gümbür. Bana bak, şimdi ben sana yatacağım gümbür. Ya kendine gel. Kusura kalmayın hanımefendi, hoşça kalın. Hadi yat uyu be. Aman ya, git başımdan, ne arıyorsun sen, gece yaraları dolaşıyorsun. Benim aklımı kaçırsın, git ya, Allah Allah. Dur gitme, dur. Ben meseleyi öğreneceğim, gel. Gel bana anlat her şeyi, ki ondan sonra ben kaçıracak mıyım ben? Gel anlat bakayım. Sen nasıl geliyorsun oradan da şeye çıktırıyorsun, anlat bakayım hadi. Hadi ver. Tesbihimi ver. Ver lan tesbih, sen de mi? Gel! Günaydın komiser bey, buyurun. Günaydın hanımefendi, hastamız ne alemde? Kendine gelebildi mi bari? Daha kalkmadı. Dün akşam yukarıda yatmaya razı olmadı. Ben bir ara mutfağa indiğim zaman hortlak diye sizi çağırmıştı, biliyorsunuz. Sonra bir baygınlık geçirdi. Bundan istifade uyku ilacını verdim. Hala uyuyor. Bazen böyle anlarda uyanınca beni tanır. Bazen de birkaç gün tanımamakta devam eder. İşte hanımefendi böyle. Göreyim ki 2 ay zarfında kocanızı iyi tanımışsınız. 2 ay da bu 4. krizde oluyor. Artık alıştım. Şu sodadan ona bir içirebilsem. İşte uyanıyor galiba. Danyal sevgilim. Bak komiser bey geldi. Merhaba. Hoş geldin komiser bey, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Kendine geldin mi, karını tanıyor musun? Bak bana canım, bak.
Ben karın Selma, tanıdın değil mi? Ha, tanıdın değil mi? Hadi git işine, sen hala bu numaraya devam ediyor musun ya? Allah Allah. Ah yazık, daha krizi geçmemiş. Ben dışarı çıkacağım komiser bey. Size bir kahve getireyim mi? Ben sabah kahvemi içtim de geldim, teşekkür ederim. Sen yavrucuğum, sodanı içmeyecek misin? Allah senin elinden bir şey içmeye muhtaç etmesin beni. O soda değil, zehirdir, zehir. Hadi iç, ben içtim işte. Çocuk olma komiser bey. Bunlar beni senin yanında bile öldürürler vallahi. Hadi canım saçmalama. Bu kadar evhamlı olma şekerim. Sodanın içinde aktedron erittim. Sinirlerine iyi gelir. Kuvvet verir sana. Hadi iç. İşte benim yanımda da seni zehirleyecek değiller ya, iç şunu da. Gözümün önünde muhtar öldü komiser bey. Hiçbir şeye inanmam artık ben. Hanımefendi siz verin onu bana da ben içireyim kendisine. Bana bir kahve yapın, galiba benim ikinci bir kahveye ihtiyacım olacak. Al bakalım. Şimdi ölürsek beraber ölürüz ha? Sonra da muhtar gibi beraberce hortlarız ha? Anlat bakalım Daniel Bey, dün geceyi nasıl geçirdin? Nasıl olacak? Muhtarla bu kadın arasında cambazali maymunu gibi dolandım durdum işte. Ya senin bu meselede hayal gördüğün muhakkak. Zira muhtar dün gece benimle beraber arka patikadan sıyrıldı gitti evine. Ben de sabahleyin gelirken sordum onu garisine. Garisi dedi bana ki muhtar dün gece geldi sabaha kadar horladı dedi. Sen bu meseleyi nereden çıkaraysın? Ya benim sinirlerim bozuldu da gerçekten hayal mi görüyorum? Evet, senin sinirlerin bozulduğu muhakkak. Gel alalım asıl meseleye. Ben bu kadın hakkında icap eden tahkikatı yaptım ve lakin bu kadının senin karın olup olmadığına dair tek delil bulamadım kardeşim. Anlatabildim mi? Peki bunun benim karım olduğuna sen de inanıyor musun? Hem inanıyorum hem inanmıyorum. Gelelim meseleye. Doktor Ali Bey Paris'e bir tıp kongresi için gitmiş ama bir iki güne kadar dönecekmiş. Ebe Haçhanim'i buldurdum. Bir iş için İstanbul'a inmiş, karakola emir verdim. Döndüğünde yakalayacaklar onu. Ya kapacağı edip getirecekler buraya, yüzleştirme yapacağım. Ama her ihtimale karşı gene ben diyeyim ki senin karının evinin adresi civarından 8-10 şahit celbetmek için işi mahkemeye aksettirelim diyeyim. 10 tane şahide ne gerek var ya? Kardeşim sen 10 tane şahit bul da bunun bakarsın yarısı neme lazım der kaytarır. Geri kalan yarısının yarısı da hesteyim de kaytarır. Geri kalan yarısının yarısının yarısı da bakarsın rüşvet koklatırlar kaytarır. Desene biz kaytarıcılar arasında kaldık. Mühim olan sen asabına hakim ol. Doğru evet. Nasıl olsa günün birinde karın meydana çıkacak. İnşallah ağzını öpeyim. Sen teşkilatlı bir çete karşısındayım demiyor musun? Madem ki teşkilatlı bir çetedir günün birinde bunların planlarını suya düşürecek bir ihmal noktası zuhur edecektir. Yeter ki sen kendine sahip ol. Doğru haklısın. Ben kendime hakim olmalıyım değil mi? Hatta dışarı çıkıp biraz hava alsam daha iyi olur gibi geliyor. Ayo bak bunu tavsiye etmem Daniel Bey. Buraları av mıntıkasıdır. Bakarsın meçhul bir çiftadan çıkan saçma seni öbür dünyaya gönderiverir değil mi? Yok canım. Bu kadar ileri gidebilirler mi İnsanlık dersiniz? İnsanlık halidir. Her şey olabilir Allah kardeşim. Allah Allah. Aman ne olur siz de sık sık gelin buraya. Yani siz olmadan ben bir bardak su içemiyorum bu evde. Merak etme. O mumiyetle burada olacağım. Bak sana bir havadis daha. Ben ha bu telefonu direkt olarak karakola bağlattım. Bundan sonra numara çevirmeye, düdük sesi beklemeye lüzum yok. Ahizeyi kaldırdığın an polis karşı taraftan sana alo der cevap verir. Buyurun kahveniz. Teşekkür ederim hanımefendi ama ben bu kahveyi içemeyeceğim. Acele işim çıktı aşağı ineceğim. Benim kahvem Daniel Bey'sin. Tabii sana bir şey kahveyi rahat içerim ben. Her zaman beklerim komiser bey. Siz burada olunca kocam rahatlıyor. Umumiyetle geleceğim hanımefendi de sizin o İzmir'deki evin adresi neydi? Kordon boyu 1401 sokak 42 numara. Teşekkür ederim. İkinci kat sağdan ilk dairedir. O kadarını ben bulurum. At sineği gibi şu eve yapışıp kaldın ama eninde sonunda senin benim karım olmadığını ispat edeceğim. Ben senin karın olduğumu çoktan ispat ettim bile. Bu senin üstünü kuruttun. Ama karım elbet ortaya çıkacak. Hiçbir zaman onun mirasından istifade edemeyecek ve en kısa zamanda hapishaneyi boylayacaksın. Tamam mı? Peki senin dediğin gibi olsun. Ben aşağıya çarşıya iniyorum. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle de getireyim. Aman selametle, senden isteyecek hiçbir şeyim yok benim. Hadi güle güle. Hoşça kal kocacığım. Öğleye görüşürüz. Her şey apaçık ortada. Beni öldürmekten vazgeçtiler. Şimdi
delirtmeye çalışıyorlar. Muhtar belki ölmedi, bana numara yaptılar. Ama belki de öldü, gene bana numara yapıyorlar. En iyisi buradan kaçmak, kurtulmak. Arka patikadan inersem hiçbir tehlike yok demektir. Tamam, ne duruyorum öyleyse? En iyisi kaçıp bu cedreden kurtulmak. Yukarıdan lüzumlu eşyamı alıp bir an evvel sıvışayım buradan. Yumurta, taze yumurta, yumurtacı. Yumurta taze. Yumurta, yumurta, yumurta taze. Kimse yok mu ya? Hanımefendi, beyefendi, hizmetçi kız. Taze yumurtaya ihtiyacınız yok mu? Oo, etrafta kimsecikler yok. Evi kaldırıp götürseler haberleri olmayacak. Oo, elbet biri gelene kadar şuradan otlasam hırsızlık sayılmaz tabii. Bir laf söyleyen olursa yumurtayla ödeşiriz gider. Aa, ne yapıyorsun orada sen? Annen, bu yumurta, taze yumurta. Yumurtası adam, Allah Allah. Affedersiniz, alışkanlık. İşte yumurta sepeti buradaydı. Buyurun, taze yumurta. Bir tane alırsan 30 lira. 10 tane alırsan 250 lira. 40 tane alırsan daha çok tenzilat yaparım. Hadi, sen yabancı değilsin. Allah Allah, ne yumurtası be adam. Benim bir yumurta falan istediğim yok. Hadi çek git içine. Zaten ben çıkıyorum, gidiyorum. Hadi hadi, çabuk çabuk çek git. Doğru, kabahat bende. Bir beyefendi evin yumurta ihtiyacını düşünecek değil ya. Hanıma sormalıydım. Hanımefendi nerede? Oo, bir de şimdi sana izahat mı vereceğim? Yok burada, yok. Hizmetçi kız falan da yok mu? Onlar yumurtadan iyi anlarlar anladın mı? Yahu kardeşim, senin başka işin yok mu? Ne yumurta istiyorum ne de seni karşımda görmek. Hem şimdi ben sokağa çıkıyorum, tamam mı? Kapıyı da kilitleyeceğim. Sizin gibi de insafsız adam görmedim. Ta iskeleden buraya 5-10 yumurta satarım diye çıktım. Allah nefesim Allah. Tükendi ya. Yumurta almadınız hadi. Her neyse, bu sizin suçunuz değil. Hiç değilse bir yolluk daha alayım. Yahu kardeşim, sana işim var diyorum. Senin işin var da bizim işimiz yok mu? Ekmek parası için daha bayırız dolaşıyoruz burada. Allah. Müsaade et de şuradan bir yolluk daha alayım. Hemen giderim sonra. Tamam, bir yudum daha iç. Ama ne olur elini çabuk tut, tamam mı? Hadi 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 hadi. Of. Eksik olmayın. Yüzünüze bakar bakmaz iyi bir insan olduğunuzu anladım. Askerliğinizi nerede yaptınız kuzum? Of. Sizi bir yerlerden tanıyorum. Gözüm ısırıyor vallahi. Tamam, evet. Tanıyorum demeye başladığına göre bir kadeh daha içersen biz 7 göbek akraba çıkarız senden. Al o şeyi de dışarıda sıkın lan. Hadi. Eyvah! Kırdın yumurtalarımı kırdın. Vallahi kırdın yumurtalarımı. Ne yapacağım ben şimdi? Yumurtalarımı kırdın. Anladı, kırıldı. Kaç parası söyle, parasını ödeyip defol git hadi çabuk. Yo, kaç tane kırıldığını bilmeden para almam ben. Dur bakalım, sayacağız kaç tane kırıldığını anlayacağız. Ona göre parasını alacağız. Ay çattık Allah'ım, çattık ya Rabbim. Bana bak herif, ya buradan git ya da ben seni bırakıp gidiyorum, tamam mı? Bir yere gidemezsin. Hayda. Sonra evden bir şey kaybolursa yumurtacı evdeydi diye başıma ekşirsin değil mi? Zaten şanssız bir adamım ya. Ben. Şimdiye kadar hiçbir işte dikiş tutturamadım. Son işim rahattı. Bahşişi boldu son işimin. Fakat bir iki şahitlik yaptım diye kovdular beni. Kıskandılar tabii, kovdular. Kapının önüne bıraktılar. Yalan şahidin cezası vardır. Duaya seni hapsetmemişler, sadece kovmuşlar. Yok canım, öyle bir şey değil. Benimki hayrına şahitlik. Nasıl? Bursa'da nikah dairesinde hademeydim. Bazı nikahlarda şahitlik yapardım. Dairenin resmi memuru olduğum için bu halimi çekemeyenler kovdular beni. Evet, ay tamam, kovdular. Tamam. Ha. Ay gel şöyle otur. Tamam, galiba o sensin. Ay seni bana Allah gönderdi. Yok canım, Allah göndermedi, kendim geldim. Çünkü geldiğinde adı neydi senin? Adım neydi benim? Aa tamam, Mahmut Yakar. Niye sordun? Beni hatırlamadın mı? Hani 2 ay evvel Bursa'da evlenmiştim de sana para vermiştim. Bir arkadaşını bulup bana nikahta şahitlik etmiştin. Hatırladın mı şimdi beni? Yo, hatırlamadım. O kadar çok nikahta şahitlik ettim. İnsan var ki bunlardan biri sen olsan ne çıkar? Ama beni hatırlaman lazım. Bu işin arkadaşınla sana tam 100.000 lira para vermiştim. Hayatımda gördüğüm en büyük para demiştim bunun için sen.
Aa tamam tamam, şimdi hatırladım. Evet, sarışın, şişmanca, benden uzun boylu bir karınız vardı. Evet evet tamam. Ön üst dişleri de altından evet, da evet, hani. Evet ya, evet ya. Ay yaşasın, şimdi bulundum, dur bekle. Ne olur gitme, hiçbir yere gitme, dur beni bekle. Ay. Alo alo karakol, komiser beyle görüşmek istiyorum. Komiserim sen misin? Çabuk buraya gelmenizi istiyorum. Evet, bir şahit buldum. Bursa'daki evlenme dairesindeki şahit. Vallahi karımın altın dişlerine varıncaya kadar hatırlıyor. Hemen buraya gelin komiserim. Tamam, bekliyorum. Hadi. Ay. Madem ki alışveriş yok, bana müsaade. Yo sakın, hiçbir yere gidemezsin artık. Hoppala, demin bana defol diyen sen değil miydin birader? Şimdi de gidemezsin diyorsun. Ne demek oluyor bu? Bu şu demek ki, eğer beni ve karımı gerçekten hatırlıyorsan seni paraya boğarım, zengin ederim seni. Allah Allah. Milli piyango reklamı yapar gibi konuşuyorsun birader. Karımı tanıyorsun değil mi? Şimdi görsen gene tanırsın değil mi? Elbette tanırım. Nikahtan sonra otelde kaldığınız müddetçe ufak tefek hizmetlerinizi gördüğümü unutuyorsun galiba. Tamam. Karını kız kardeşim kadar yakinen tanıyorum. Evet tanıyorum. Dur bakayım, ismi de Selma'ydı yaşa, değil mi? Yaşa evet ha. Evet aman aman yavaş konuş, öteki kadın duyabilir. O buralarda bir yerdedir mutlaka. Ne o? Demek başka bir kadın da var ha? Yok. Anladım, cicim ayları geçti de çapkınlığa bile başladın. Canım he? Mesele çapkınlık değil ama şimdi sana bunu izah edemem. Senin benim karımı tanıman kafi. Ay şimdi onların şapı oturduğunun resmidir işte. Şapı oturan kim peki? Kim olduğunu biraz sonra anlayacaksın. Bak şimdi, biraz sonra buraya bir komiser gelecek. Sonra da bir kadın gelecek, tamam mı? Anladım, tıngır tın gelecek yani. Ya yok canım, öyle bir şey değil. Öyleyse ikinci karındır. Tamam peki peki, öyle olsun, tamam mı? Önemli olan komiserin yanında göreceğim bu ikinci kadının Bursa'da evlendiğim kadın olmadığını söyleyebilmen. Bursa'da tanıdığım kadınsa odur derim. Yoksa değildir derim. Tamam tamam. Şimdi bak, komiser gelinceye kadar tek kelime söylemek yok, oldu mu? 5 dakika dişini sık, sonra sorulana cevap ver, paraları al götür. Mesela ne kadar alır götürürüm? 100.000 lira, iyi mi? Bu kadar parayı 500 tane yumurta satarsam ancak kazanırım. Ya, İyi para doğrusu. Biri geldi galiba. Kim geldi? Dur acaba bir yolluk daha alabilir miyim? İç. Sağ ol. Ay. Ay. Hayırlı sabahlar dostum. Ay. Sen ne yapmışsın ha? Beni öldü diye 7 mahalleye ilan etmişsin. Aşk olsun. Aşk olsun be birader. Doğru, komiserin de o kadının da söyledikleri doğru. Sen ölmemişsin ama ben de hayal görmediğime eminim. Demek ki bu bana yapılan bir numaraydı. Tamam, bak senin o kadınla işbirliği yaptığın iyice meydana çıktı şimdi, tamam mı? 500 olur mu birader? 3.000 yumurta olması lazım. Merhaba, nasıl gidiyor araba? Kim bu adam? Bu yumurtacı. Yumurta satmaya gelmiş, ben yumurta alayım dedim ama o da senin gibi. Rakıyı görünce dayanamadı, geldi oturdu masanın başına hemen oralarda. Merhaba babalık. Merhaba komiser bey, hoş geldin. Ne komiseri? Ben buranın muhtarıyım. Hani ya komiser gelecek dedin, muhtar gelecek demedin ki. Kapağı. Neyi kapasın? Şeyi kapasın diyorum. Efendim ben beyin nikahında şahittim. Karısını iyi tanırım. Karıştırma. Komiser gelecek de onu tanıdığımı söyleyecektim ben. Ya. Demek Bursa'daki nikah şahidi sensin. Evet, ta kendisi, o benim. Ya karıştırma, o da ondan. O şeyden o. Günaydın muhtar efendi. Ben de buraya gelmeniz için haber bırakacaktım. İsabet ki daha evvel gelmişim. Bu adam kim biliyor musun? O benim can kurtaranım. Bütün foyalarınız meydana çıkacak. Şimdi neredeyse komiser gelecek ve her şey aydınlığa kavuşacak. Bursa'daki nikah şahidi. Onun karısını tanıyor. Ya beni tanıyorsunuz demek ki. Yo, sizi tanımıyorum. Aa, nasıl olur tanımazsın? Danyal Bey'le nikahımıza şahitlik yapmamış mıydın? Siz bu beyle Bursa'da mı nikahlandınız? Ya. Tabii değil mi? Bursa'da nikahlandık. Aa birader, sen de Bursa'da kaç tane nikah kıymışsın? Ya Allah bu o değil, bu o değil bu. Ha? Demek ki beni tanımak istemiyorsun. Tanısam söylerdim, sizi tanımıyorum. Benim tanıdığım Selma uzun boylu. Benden bile uzundu böyle. Ya, ön dişleri de altın kaplamaydı. İşte. Tamam bak, şimdi her şey anlaşılacak. Ha, komiser de geldi zaten. Geldi. Durun bakalım. Evet, söyle bakayım. Abi. Sen çekil kenara şöyle. Koru beni.
Abi koru beni koyun gibi kesecek. Öyleyse söyle. Bu kadın Danyal Bey'in Bursa'da evlendiği, senin de nikahta şahitliğini ettiğin kadın. Öyle mi? Evet öyle değil mi? Öyle dersem o bıçağı cebine koyacak mısın? Evet. Ay. Ama komiserin yanında da aynı şeyleri söylemen lazım. Tamam mı söyleyecek misin? Abi be, bunların dediğini kabul edersem 100.000'i alamam değil mi? 10 para alamazsın. Bu herif iş yok. Aa, ne yaptın ben onu bana? Kim ateş attı? Bu ateş etti. Aa, ne yaptın onu? Ölmüş bu adam be. Ölmüş zavallı. Zavallı bir insanı öldürmeye nasıl kıydın canavar? Ahmet efendi durma, hemen kaldırın bunu. Muhtar, sen de yardım et bakayım. Nasıl yaptın bunu? Ben bir şey yapmadım. Ne demek ben bir şey yapmadım? Ulan bir tabanca patlıyor, saniyesine kalmıyor. İçeriye gireyim, yerde bir ölü, senin elinde bir tabanca. İki şahitti, iki ha bu ateş etti. Sen hala diyorsun ki ben bir şey yapmadım. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Yemin et vallahi, çarpılacaksın be. Otur yerine bakayım. Komiser bey, kocam ne olacak, tutuklayacak mısınız şimdi? Seni alakadar etmez, otur yerine sonda. Buyurun komiserim. Götürüz adamı. Kime koyup hastaneye gönderdik? İki dakikaya kalmaz, hastanede olur. Tamam, telefonu zabıtın ifade alacak. Yaz adı Danyal, soyadı Şirin, söyle babanın adı, doğum yerin, tevalludun. Ay sonra ezberledin, hala temelidi, ne yapacaksın ya? Benim ezberlemem bir şey ifade etmiyor, kanun sana soruyor, oraya vereceksin cevabı da. Öyleyse sen biliyorsun, söyle de yazsın. Ben bilmem, bir şey ifade etmez dedim sana. Kanun soruyor, oraya vereceksin cevabı. Peki o zaman Sadık 1944, Aydın burada, Beykoz'da daha başlıyor. Çok oralarını yazdık da. Şimdi sen anlat bakayım hanımefendi, nasıl öldü bu mesele? Bu adam buraya gelmişti. Evet, yumurta satmaya. Ha evet, yumurta satmaya gelmişti. Kes vakır diye ben söz vermeden kimse konuşmayacak da. Danyal çok sinirliydi. Bana mutfaktan yumurta isteyip istemediğimi sordu. Aralarında münakaşa ediyorlardı. Danyal bu sırada bağırıyordu. Birden silah sesi duydum. İçeri girdim. O sırada siz geldiniz. Al efendi ya, sen anlat muhtar, nasıl oldu bu mesele? Danyal Bey beni önüne gelene ölü diye anlatmış. Bir gözükeyim diye geldim. O sırada yumurtacıyı gördüm. Ben yalancı şahitlik yapmam diye bağırıyordu. Danyal Bey elinde tabancayla, şimdi komiser gelecek, ona bu kadının karım olmadığını söyle, yoksa seni öldürürüm diyordu. Ben korkuyla kenara çekildim. Bu sırada tabanca patladı. Siz de, evet siz o sırada içeri girdiniz işte. Nereden bulmuş bu tabancayı? Orasını bilmiyorum. Galiba onun tabancası, birkaç defa masasının gözünde görmüştüm. Bu adam çıldırmış sayılır. Belki de maksadı karısını öldürmekti. Onu serbest bırakmak doğru olmaz. Tevkif edin. Orası seni alakadar etmez. Alo, buyurun, ben komiser Tomal. Öyle mi? Çıktı mı meydana? Buldunuz onu demek ha? Hemen buraya sevk edin, zira burada işler karıştı. Ne oluyor, kim geliyor? Orası seni alakadar etmez. Şimdi sen anlat bakayım, nasıl oldu bu mesele? Allah bana yardım etmek istemiş olacak. Çünkü Bursa'daki nikahımda bana şahitlik eden hademi burada karşıma yumurtacı olarak çıkardı. Hakikati anlatması için sizi çağırdım. Ama onu öldürdüler. Şahidimi öldürdüler. Şekerim, böyle saçmalamakta devam edecek olursan seni tımarhaneye kapatırlar. Çekin de mi bana? Deme buna şekerim, hoşlanmaydı ha? Bana bak, biraz evvel aldığım habere göre o yumurtacının adı Mahmud'muş. Mahmud kendisi de öyle söyledi zaten. Niye vurdun onu? Niye vurayım onu? Niye vurmayasın onu? Geldi buraya, tanıdı ki ha bu karı senin karındır. Bu kadının da karın olarak tanınması gelmedi, işine vurdun onu. Ya öyle olsa seni buraya çağırır mıydım hiç? Bak burası da doğru. Ya. Hani sana da biraz inanmak icap ediyor ya, neyse. Şimdi aldığım telefona göre öğrendim ki Ebe Açanemi'yi bulmuşlar. Koydular bir cebe, sevk ettiler buraya. 5 dakikaya kalmaz Hatice buraya gelecek, yüzleştirmeye yapacağım. Ay ne diyorsunuz, o yeni cacı bulunmuş mu? Hemen yüzleştirme yapalım, hemen. Orası seni hele kadar etmez. Ali efendi, cebin kornası çalıyor, git bak bakayım. Eğer gelen Hatice Hanım'sa onu bana haber et ama katıyım, ben seslamadan içeriye koy verme. Baş üstüne komiserim. Şimdi Hatice Hanım gelecek ve ifadesini alacağım, yüzleştirme yapacağım. Fakat ben işaret etmeden kimse kıpırdamayacak, söz vermeden kimse konuşmayacak. Kim istemediğim bir harekette bulunursa suçu ona yüklerim, haberiniz olsun ha. Hanımefendi, sen çık bakayım şimdi dışarıya. Peki, muhtar komiserim. Sen de dön yüzünü duvara. Danyal efendi, sen de bu tarafa. Bana bakın, ben söz vermeden kimse konuşmayacak, işaret etmeden kimse kıpırdamayacak.
Komiserim, Hacı Hanım geldi. Tamam, al içeri onu bakayım. Aşk olsun komiser bey. Ayol, bu da mı başıma gelecekti? İskelede yaka paça edildim, karakollara getirildim. Sonra otomobile bindirip dağ başlarına sürüklendim. Ayol, yangından mal kaçırır gibi buralara getirmemin sebebine söyler misin? Polislerin ağzı mühürlü sanki. Bir kelime konuşmuyorlar. Aa, destur ayol. Hacı. Muhtara ne olmuş öyle? Abdest Hacı. Bozar gibi yüzünü duvara dönmüş. Hacı. Hacı canım. Aa, Danyal Bey de bir tuhaf. Kardeşim, yüzünden ne hayır gördük ki arkanı dönüyorsun. Hacı. Aa, konuşun ayol. Komiser, hiç olmazsa sen iki laf et, yoksa ortalık yerinden çat diye çatlayacağım. Sen susmazsan ben çatlayacağım be. Otur oraya bakayım. Danyal Bey, dön yüzünü bu tarafa kardeşim. Dön bakayım, işte Hatice Hanım. Sözüne, sohbetine, namusuna, şerefine güvenilir bir şahit. Çok şükür, sağlam bir şahit buldum. Hatice Hanım, hayatımı kurtaracaksın. Seni bana Allah gönderdi. Şükürler olsun efendim, şükürler olsun. Hayrola, bir derdiniz mi var? Kes bakayım Hatice Hanım, ben söz vermeden kimse konuşmayacak. Muhtar, dön yüzünü bu tarafa, sen de şahit ol bu hadiseye bakayım. Hatice Hanım, ha bu Danyal Bey, tanıyorsun değil mi? Tabii tanımaz olur muyum ayol, kaba etine iki defa iğne yaptım. Karıştırma kabasuni. Hanımefendi, sen de gel içeriye bakayım. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk hanımcığım. Görüşmeyeli nasılsınız? İyi değilim Hatice Hanım. Kocam sinir buhranları geçiriyor. Biraz evvel de bir buhran neticesi bir adam öldürdü. Ha, amanın üstüme iyilik sağlık. Cinlere mi karıştı, ne oldu ayol? Bilmem ki, Allah encamını hayır eylesin. Vah güzel hanımım, vah, vah Selmacığım, vah. Bu genç yaşında kaderinde bu da varmış. Şimdi bu adam hapishanelere girip seni genç yaşında dul mu bırakacak? Buna ne dersin Danyal Bey? Allah derim, Allah! Hatice Hanım, Danyal Bey karısını tanımayın. Vah, vah, vah. Halbuki ne iyi anlaşıyorlardı. Ne güzel bir çiftti onlar. Aklını başına getirecek bir ilaç veremez misiniz ona? Sahi... Yanında böyle bir ilacın var mı? Tabii, teskin edici bir iğne yapıvereyim isterseniz. İstemem, istemem. O da bu çirkefin içinde. O da satılmış. Yalancı şahit. Destur üstüme iyilik sağlık. Danyal Bey, bana yalancılık yorma. Ben 5 vakit namazında Müslüman bir kadınım. Yalancılıktan korkarım. Selma Hanım, ben bu vaziyette ona iğne yapamayacağım. Size bir toz bırakayım, su ile karıştırıp içirin. Zayıf olanlara iyi gelmez. Onu uyutur mu? Teskin eder mi? Uyutur da uyanınca aklını başına da getirir. Ben gidebilir miyim komiser bey? Elbette. Seni cibe koyayım da aşağıya sevk edeyim. De bana bakayım Hatice Hanım, bu herifin aklından zoru var mı? Hemen kliniğe kaldırılmalı. Ah, nihayet oldu. Nihayet bana dili damgası vurabildiniz. Kocacığım, üzme kendini. Bu buhranlar gelir geçer. Zarar yok. Adamın ölmesi de hiç mühim değil. Cinayeti işlediğin zaman akli dengen yerinde değildi. Bir dakika komiser bey. Ben çantamı unutmuşum. Şimdi alıp geliyorum. Ben gidiyorum. Hani ya konuştuğumuzu çantaya koymamışsınız? Öyle mi? Muhtar bey, Hatice Hanım'a vaat ettiğimiz parayı ver. Konuştuğumuz gibi 500 bin. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Vay canına. Bunu akıl etmeliydim. Komiser bey! Komiser bey! Hiç kendini yorma. Kanun nazarında artık karınım. Mirası alacağız. Ya buna itiraz etmezsin, mirasın yarısını bölüşürüz... ...yahut da seni yok eder, tamamını biz alırız. Anlaşıldı mı? Noli be! Ne diye bağırıyorsun gene ciyak ciyak da? Beni tehdit ediyorlar. Her şeyi önceden hesaplamışlar. Buraya gelmeden bu kadının bana iğne yaptığını, karımla tanıştığını biliyorlar. Onu satın almışlar. Şimdi yanımda bir zarfın içinde tam 500 bin lira rüşvet verdiler ona. Yanında mı? Evet, hem de gözümün önünde. Hem de gözünün önünde. He. Ben de kararımı verdim, sen çıldırtmışsın arkadaş. Ay. Komiser bey, yarın akşama kadar miras meselesi için İzmir'de bulunmamda bir mahsur var mı? Hiçbir mahsur yoktur, istediğiniz zaman gidebilirsiniz hanımefendi. Ben de gidebilir miyim, bir mahsuru var mı? Sen de gidebilirsin. Peki. Muhtar bey, bana yardım eder misiniz? Rica ederim. Ah!
Ne olursunuz bir şeyler yapalım, yardım edin. O adamı ben öldürmedim. Bu kadın benim karım değil. Ama beni öyle bir hale getirdiler ki ya tımarhaneye ya hapishaneye girmem şart. Seni ya oraya ya oraya sevk edeceğim ama nereye sevk edeceğimin farkında değilim. Hani bütün deliller aleyhine olmasına rağmen gene de sana biraz inanmak icap ediyor. Alo, ben komiser Tamal. Ha? Öyle mi? Tamam, tamam. Oldu. Tamam, şimdi geleyim. Daniel Bey, gözün aydı kardeşim. Niye? Seni bu akşam tevkif etmeyeceğim. Çünkü aldığım telefona göre öğrendim ki yumurtacı ölmemiş yaşıyor. Ameliyathaneye alacaklar onu şimdi hastanede. Ben de gidip ifade alacağım. Bakayım sen mi ateş ettin, kadın mı ateş etti, çıkaracağım meydana. Yalnız bana bak, sakın ağzımdan kaçırıp da yumurtacının yaşadığını kimseye söyleyeyim deme. Yoksa işleri karmakarışık edersin, haberin olsun. Hadi güle güle. Allah'ım sana çok şükür. Ay nihayet benim için de bir ümit ışığı doğdu. Hem de sağlam bir ışık. Ay yaşasın, kurtuldum. Kurtuldum. Tamam. Tamam. Şimdi çapa oturdunuz işte. Yumurtacı ölmedi. Hastanede yaşıyormuş. Komiser ifadesini almaya gitti. Her şey meydana çıkacak tabii. Senin bıçak çektiğini, senin de ateş ettiğini anlatacak. Ay, ne oldu? Ne oldu? Niye cevap vermedi bunlar? Ay, niye muhtar çıkıp gitti? Aha, anladım. Ah, ne halt ettim de ağzından kaçırdım. Ya bunlar yumurtacıyı öldürürlerse? Yaparlar, yaparlar. Öldürürler. Ay, vallahi öldürürler. Ay, haber vermeli. Hemen komiser haber vermeli. Hemen, hemen, hemen haber vermeli. Alo! Alo komiser! Alo! Ay, telefon cevap vermiyor. Telefonu kesmişler. Şimdi de telefonumu kestiler. Allah'ım! Şşt, Daniel Bey, şşt! Ay, daha ne istiyorsun benden? Yalancı şahit, satılmış kadın. Sen ne? Şşt, yavaş konuş. Sana yardım etmeye geldim. Ha canım, senin gibi düzenbazdan gelecek iyilik gelmez. Bağırma, olsun. Bağırma, yavaş, bizi duymasınlar. Sana iyilik etmek istiyorum. Doğruyu söylemek istiyorum. Hmm. Çünkü beni kandırdılar. Şu zarfın içine bak. Bak bak, 500 bin lira yerine bana bir tumar gazete kağıdı verdiler. Oh ya. Olsun. Yalancı şahidin cezasını çek bakalım. Ama benim kusuruma bakılmaz. Sen de benim kadar müşkül vaziyette olsaydın belki de daha beterini yapardın. Bilmezsin başıma geleni. Bir ay evvel bizim oğlan askerden geldi. Taksitle araba alacaktı. Oğlancık gece gündüz çalıştı, borcunu ödedi. Ama son bir 500 bin liralık bonosunu ödeyici sırada hastalandı, yattı. Bugün de bononun son günü. Bu parayı ödeyemezsek arabayı elimizden alacaklar. Muhtar bana, Daniel Bey'in evinde bir kadın görünce Selma Hanım gibi davranırsın. Sana 500 bin lira veririm dedi. Ben de kabul ettim. Ama 500 bin lira yerine bana 5 kuruş etmeyen gazete parçalarını yutturdular ya. Ya peki şimdi ne istiyorsun benden? Doğruyu söylemek, o kadının senin karın olmadığını itiraf etmek istiyorum. Sağ yapar mısın bunu? Tabii yaparım ama sen de benim derdime derman olursan. Anlamadım, ne istiyorsun? Onların vaat ettiği 500 bin lirayı sen verirsen ifademi değiştiriveririm. Oh maşallah, haklı olduğum bir işte doğruyu söylemek için 500 bin lira istiyorsun. Ya haksız olsaydım kim bilir ne isteyecektim. Tıraşı bırak Daniel Bey, bonomu ödemek için 2 saat vaktim var. Yoksa 3 milyonluk araba elden gidiyor. Peki benden parayı alınca yok olmayacağını ne bileyim? Ha? Evvela git komiseri çağır, ifadeni değiştir, sonra parayı vereyim ben sana. Ya ben doğruyu söyledikten sonra sen parayı vermezsen? Benim sözüm söz. Sana bir haber vereyim. Doktor Ali Yavuz Bey biraz evvel Avrupa'dan döndü. Şimdi gidip onu getireceğim. İkimizin de komiserin yanında o kadının karın olmadığını söylememiz işine gelir, öyle değil mi? Ay, neler duyuyorum ya Rabbim. Sahi mi? Doktor Ali Bey döndü mü? Geldi. Şimdi onu alır buraya getirirsem işlerin düzelince bana parayı verirsin, öyle değil mi? Tabii, hemen veririm. Öyleyse bir çek yaz. Sözümü yerine getirmezsem bankadan parayı çekmelerine mani olursun. Hemen komisere telefon et, buraya gelsin. Ben de doktoru alıp geleceğim. Yok, 2 saat evvel telefon hattını kestiler. Sen doktoru alıp gelirken komisere de haber verebilirsin istersen. Hı, bana tamam. Bak canım, eğer bu dediklerini yapar, beni kurtarırsan sana 500 bin değil 1 milyon lira veririm. Peki öyleyse yaz şu çeki.
Peki yazıyorum. Hatice Hanım sen benim kurtarıcım olacaksın. Hadi çabuk ol, çabuk yaz. Ah bir gelen olacak diye ödüm kopuyor. Bana bak çeki ismime yaz. Bu doğru olmaz. Hamile diye yazsam daha iyi olur. Olmaz. Bilirim bu çek numaralarını ben. Hamile yazarsan çek kayboldu diye bankaya haber verirsin. Ben de bu işten 10 para alamam. Sen benim adıma yaz. Peki peki adına yazıyorum. Soyadın neydi senin? Hatice Sel. Hatice Sel. Hadi bakalım. Çek. Ya demek şimdi de rüşvet vererek kendine şahitler bulmaya çalışıyorsun öyle mi? Hacanım kaç, kaç durma kaç. Doktoru getir hemen. Ha şimdi şapa oturdunuz. Hadi bakalım beni öldürsene. Cesaret edemiyorsun değil mi? Ne haber? Merak etme. Seni öldürecek değilim. Çünkü deli olduğuna herkes inandı artık. Doktor Ali Yavuz gelince benim deli olmadığım anlaşılacak. Tabii senin de karım olmadığın. O zaman o yüzünün rengini görmek isterim. Hele burada öldürmeye teşebbüs ettiğin yumurtacı da ifadesinde senin ateş ettiğini söylerse... ...benim deli olduğumu yoksa senin katil olduğumu hemen ortaya çıkacak. Görürsün o zaman. Hayrola gene neler oluyor burada ha? Hatice Hanım'a rüşvet vererek aleyhimizde şahitlik yapması için kandırmaya çalışıyordu. Hastaneden ne haber? Yumurtacı konuşamaz artık. İfade veremeden ameliyat masasında öldü. Öldü mü? Siz öldürdünüz onu. Öyleyse mesele kapandı artık. Gel şu bavullara yardım et de uçağa yetişelim. Doktor Ali Yavuz da Avrupa'dan dönmüş. O gelmeden biz İzmir'e inmeliyiz. Ne? Doktor Ali Yavuz gelmiş mi? İşte bu fena. Korkarım planlarımız suya düştü. Nihayet kafana sıkıştınız. Hadi durmayalım bavulları toplayalım hadi. Geliyorum. Çok sevinme Danyal Bey. Doktor gelene kadar biz İzmir'de oluruz. Sen de avcunu yala. Ne yapsam da onların gitmesine engel olsam. Telefon kesik. Karakola haber veremem. Hatice Hanım da en az 1 saat sonra gelir. Yumurtacı öldüğüne göre komiser belki hastanedir. Karakola gidip ihbar etsem ama ya beni korulukta öldürürlerse... komiser geldi galiba. Komiser bey! Tanrım'a ne bağırıyorsun kesik kesik? Şşt! Yavaş konuş! Çabuk içeri gel! Senin geldiğini görmesinler! Kaçıyorlar! Ne oluyor be? Kim kaçıyor? Kim kimi kaçırıyor? De bana bakayım ha! Gel! Bak her şey meydana çıktı. Kaçmak için hazırlanıyorlar. Tamam mı? Biraz evvel Hatice Hanım geldi. Söylediğin yalana karşılık para yerine gazete kağıdı vermişler ona. Doğruyu söyleyeceğim dedi. Ama belki komiser bana inanmaz. Onun için Doktor Ali Yavuz Avrupa'dan döndü. Onu da alayım dedi ve gitti. Zaten sana da haber verecekti. Sonra dahası var. Ben dilimi sıkı tutamadım. Yumurtacının hastanede olduğunu ağzımdan kaçırdım. Hemen muhtar çekti gitti. Biraz evvel döndü de ne dedi biliyor musun? Yumurtacı konuşamadan öldü dedi. Doğru. Yumurtacı öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Ama dur bakayım. Bunu sana muhtar mı dedi dedon? Evet dedin. Muhtar söyledi. İyi ama muhtar bunu bilemez ki Danyal Efendi. Bilemez ya. Bana bak sen galiba bu meselede haklısın. Tabii haklıyım ya. Ah hele Doktor Ali Yavuz'un da geldiğini duyunca hemen bavullarını toplamaya çıktılar yukarı. Bana ne dediler biliyor musun? O buraya gelinceye kadar biz çoktan İzmir'de oluruz. Sen de avucunu yalarsın dediler. Avucunu mu yala evet, dedi? Vay canına ya. Bak bana inanmıyordun. Ama mesele kendiliğinden ortaya çıktı işte. Ama ben dedim madem ki bir avucu çetesi karşısındayız. O halde mutlaka bir gün açık verecekler dedim. İşte verdiler. Açıkları da ne? Doktor Ali Yavuz. Çok şükür o da geldi. Çok şükür ya Rabbim. Hoş geldiniz komiser bey. Sizin burada oluşunuz çok iyi oldu. Uçağa yetişmek için Danyal'ı yalnız bırakmak zorunda kalacaktım. Hadi maskeler aşağı hanımefendi. Komiser bey her şeyi anladı. Dur bakayım. Hanımefendi sizin İzmir'e varacağınız uçak saat kaçta kalkıyor? 4 saat sonra Şişhane'de olmamız lazım. Gecenin bu saatinde otomobil bulmak, Pendik'e inmek... ...sonra da köprünün trafiğini biliyorsunuz. Onun için hemen çıkmayı düşündüm. Malum ya uçağın otobüsünü kaçırmamamız lazım. Yalan! Ben doktorun geleceğini söyledim ya... ...onunla karşılaştıkları zaman foyaları meydana çıkacak... ...onun için hemen kaçmak istiyorlar. Şunlara bak! Ya Doktor Ali Yavuz gelmiş mi? Buna çok sevindim. Ben de Danyal Bey'in namı hesabına sevindim. İyi asabiyecidir. Kendi kliniğine kaldırırsa onu çabuk iyi eder. Hanımefendi biraz evvel Danyal Bey size Ali Yavuz Bey'in Avrupa'dan avdet ettiğini söylememiş miydi? Yok hayır şimdi sizden duyuyorum. Ya sen muhtar?
Ben Selma Hanım'a uçakta yer ayıtmak için İstanbul'a indimdi. Şimdi geldim, bunu da sizden duydum. Evet ama ikiniz de İzmir'e gidemeyeceksiniz. Bu seyahate müsaade etmeyeceğim. Çünkü ortada feili meçhul bir cinayet var. Siz diyorsunuz ki yumurtacıya Danyal Bey ateş attı. Danyal Bey diyor ki ha bu kadın ateş attı. Ben de işi karmakarışık ettim, içinden çıkamayayım. Hoppala, buyurun bakalım şimdi. Bunun doğruluğunu meydana çıkarmak için polisin elinde bir takım usuller vardır tabii. Elbette. Hele böyle bir cinayet meselesi sizin gibi ünlü bir hafiyenin elinde olursa muammanın çözülmesi yarım saatlik bir iştir. Ne münasebet, 5 dakikalık iş. Gelelim meseleye. Tabanca üzerindeki parmak izlerine bakılacak olursa yumurtacıya Danyal Bey ateş atmış oluyor. Ama ve lakin yumurtacının hastanede yaşadığı sırada ölümüne ne buyurulur? Zira yumurtacı hastanede sıcak sıcak bir vaziyette yaşıyordu ama onu meçhul eller öldürdü. Ne? Yumurtacı ölmemiş miydi? Siz bunu bilmiyor muydunuz? Nereden bilebilirdik ki? Ben demin burada anlattığımda siz birbirinize baktıktan sonra sen buradan çekip gitmedin mi? Sonra biraz evvel döndüğünde de yumurtacı artık konuşamaz, o öldü demedin mi? Bunu söylediklerinden bir şey anlamıyorum. Komiserim, yumurtacıyı bu öldürdü. Vallahi bu öldürdü, ben söyler söylemez bu çekti gitti, bu öldürdü onu. Hatta sana telefon etmek istedim ama edemedim. Niye haber vermedin? Evet, niye haber etmedin? Edemezdim çünkü telefonu kestiler. Kim kesti onu? Bunlar kesti. Hadi. Ahmet Efendi, ben komiser Tamal. Diyorlar ki bu telefon kesildi, ne zaman kesildi de? Ha? Anladım hani. Bana bak Danyal Efendi, sen gene saçmalıyorsun. Ahmet Efendi diyor ki bu telefon hiçbir zaman çözülmedi. Her 5 dakikada bir hattı kontrol edeyim diye sen nereden çıkardın bu hikayeyi? Hoppala. Komiser bey. Bu adam bana suç yüklemek istiyor. Yumurtacıyı öldürdüğümü iddia ederek neticede karısı olmadığını iddia ettiği Selma Hanım'ın teşhisine mani olduğumu demek istiyor. Bir de şöyle düşünelim. Ya Selma Hanım hakikaten karısı da kendi yalanı meydana çıkmasın diye yumurtacıyı o öldürdüyse, ya buna ne buyrulur? Hadi cevap verin. Durun bakalım. Doktor Ali Yavuz Bey'in gelişiyle hakikat meydana çıkacaktır. Merhaba komiser bey. Karakoldan burada olduğunuzu öğrendim. Biraz evvelki ifademi değiştirmek istiyorum. Doktor Ali Bey'in ifadesiyle de benimkinin doğru olduğu ortaya çıkacak zaten. Buyurun doktor bey. Merhaba doktor. Kimsiniz? Emniyet amiri Temel. Sizi tanıdım. Merhaba doktor bey. Kimsiniz? Beni tanımadınız mı? Muhtar Hüseyin. Sizi tanıdım. Doktorcuğum, bir tahkikatla meşgulüz de şöyle oturmaz mıydı? Şöyle otursam olmaz mı? Buraya da olur. Hadi anlat. Kes la kurdeyi. Benden başka kimse konuşmayacak. Doktorcuğum 10 gün evvel muayenesine geldiğin Danyal Bey'in şiddetli bir kriz geçirdiği iddia. Hangisi o? Benim işte. Danyal bu mu? Benim işte. Tanıdım. Ya eminim bu adam babasını bile tanımaz. Allah'ım sen bana yardım et. Doktorcuğum, ortada bir kadın mevcut ki elindeki nüfus kağıdına, evlenme cüzdanına bakılacak olursa Danyal Bey'in karısı olarak gözüküyor. Ve lakin Danyal Bey bu kadın benim karım değildir diye inkar ediyor. Kim o kadın? Kim? Ha buraya dur. Siz Danyal Bey'in karısı mısınız? Evet. Fakat... Fakatı ne? Kocam beni tanımıyor. Danyal Bey... Efendim? Siz karınızı neden tanımıyorsunuz? Hoppala ya, karım değil de o yüzden tanımıyorum. Hanımefendi... Siz bu adamın karısı değil misiniz? Sizin beni tanımanız lazım. Hani kocam bir kriz geçirmişti de... 10 gün evvel sizi çağırmıştık. Evet ama... Ben şu dakikada... Ne çağrıldığımı, ne kocanızı, ne de sizi hatırlıyorum. Etme doktor. Bu meselenin doğumu senin elinde. Çözersen sen çözersin bunu da. Hatırla onu. Karıştır kafayı, kurcala hafızayı, hatırla onu. Hatırlamam için, her şeyi net olarak, objektif olarak görebilmem için 10 gün evveline dönmem ve şu kapıdan içeri girmem icap edecek.
Ali, Ali, dön geri. 10 gün evveline dön Ali. Ah, bu adam zırh deli be. Geldi. 10 gün evvelki Ali geldi. Ve şu kapıdan içeri girdi. Evet, şu kapıdan girdi, yürüdü. Onu karşılayan kadın elini tuttu, gelin dedi, kapıdan içeri girdi. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlar mı acaba? Evet, hatırlar. 10 dakikaya kalmaz, herkesi hatırlar. Öyleyse biz de gelelim bu 10 dakika içerisinde kendi meselemize Hatice Hanım. İfadeni değiştirmek istemiyorsun, ne demektir bu? Demek istediğim şu komiser bey. Bu hanımı 2 saat evvel geldiğimde Danyal Bey'in karısına benzetmiştim. Sonra düşündüm ki yanılmışım. Bu kadın o kadın değil. Bu ne demek bu? Ha? Bu hakikatin ta kendisi demek. Hayır, yalancılığın, düzenbazlığın ta kendisi. Çünkü biraz evvel muhtarın bu kadına rüşvet verdiğini iddia eden Danyal Bey, Hatice Hanım'a bizzat rüşvet vermek suretiyle ifadesini değiştirmiştir. Hanımefendi, işin başından beri Danyal Bey'in lafına nasıl inanmaysam senin bu dediklerine de inanmıyorum. İşin başından beri size delilsiz, ispatsız tek kelime söylediğimi hatırlamıyorum. Danyal karısı olmadığını lafla söylüyor. Ben karısı olduğumu belgelerle ispat ediyorum. Danyal Hatice Hanım'a rüşvet verdiğini lafla söylüyor. Ben onun rüşvet teklifini çekle ispat ediyorum. Çek mi? Bu ne demek bu Hatice Hanım? Vallahi ne diyeyim komiser bey. Bunun anlatılması çok zor bir şey. Yazıklar olsun Hatice Hanım. Biz de seni sözüne sohbetine inanılır bir insan zannederdik yani. Tüh. Kesin tıraşı be. Şimdi doktor her şeyi meydana çıkaracak. Doktor! Neredesin doktor? Neden sözünden döndün Hatice Hanım? Siz de bana ne diye para yerine gazete kağıdı verdiniz? Bu herif ihbar etseydi de paralar çantada bulunsaydı her ikimiz de okka altına gitmez. Şimdi ne oldu sanki? Benim işim görülmedi ki. Kim demiş? Bankadaki bononu çoktan karşıladım bile. Sen boşuna heyecanlandın. Sahi mi? Ödedin mi? Elbette. İşte al bononu. Yalnız komiserin eline geçerse halimiz dumandır ona göre. Gel komiserim gel. Kimin kime rüşvet verdiğini gör. Ne oluyor ya? Yut onu. Tabii. Yutuyor. Yutuyor. Kim yutuyor? Kim yutuyor? Yuttu. Baba rüşvet olarak verdikleri bonoyu hop dedi yuttu bu. Bonoyu mu yuttu? Yuttu. Kim yuttu? İşte bu. Komiserim, Danyal Bey bize bir şeyler yutturmak istiyor ama ne olduğunu anlayamıyorum. Evet, 10 gün evvel geldiğim bu evi ve Danyal Bey'i çok iyi hatırlıyorum. Şimdi Hatice Hanım, ona iğne yapmaya sen gelmiştin. Evet doktor bey, siz göndermiştiniz beni. Komiser bey, ben çok dalgın bir adamımdır. Bir yere gittiğimde hastamdan başka kimseyi hatırlamam. Onun için Selma Hanım'ın teşhisinde belki yanılabilirim. Ama Hatice Hanım yanılmaz. Ama o ne diyorsa kabulümdür efendim. Evet ama o doğru dürüst bir laf etmiyor. Bir deyip öyle, bir deyip öyle. Ne dedi onun farkındadır. Benim bildiğim Hatice Hanım yanılmaz. Evet yanılmaz. Son defa sorayım Hatice Hanım. De bana bakayım bu kadın Danyal Bey'in karısı mıdır değil mi? Vallahi de karısı, billahi de karısı. Buna ne dersin Danyal Bey? Tabii öyle söyleyecek. Çünkü vallahi de yuttu, billahi de yuttu. Ne yuttu? 500 bini yuttu. Bir defa da mı yuttu? Evet bir defa da yuttu. Sonra ne oldu? Sonra seni de komiseri de uyuttu. Kim uyuttu? Hatice Hanım uyuttu. Tehlikeli bir vaziyet görüyorum komiser bey. Can kurtaranı gönderip kendisini kliniğe aldırayım. O zamana kadar Hatice Hanım'a teskin edici bir iğne vereyim de gelsin yapsın. Hadi bakalım Hatice Hanım yürü. İzmir'e notere yetişme meselesi olmasa seni yalnız bırakmazdım Danyalcığım. Fakat yarınki uçakla dönüp klinikte olacağım. Anladım, şimdi anladım. Beni kliniğe kalacaklar. Yarın da İzmir'den mirası alıp beni ortadan yok edecekler. Ben hazırım komiser bey. Yap onun iğnesini bakalım. Ay, seni istemiyorum. Ben bir şey yapamam. Bunda korkacak bir şey yok ki beyefendi. Nasıl? Bu iğneden sonra mışıl mışıl uyuyacaksın. Hem de tatlı tatlı rüyalar göreceksin. Ya belki bir daha hiç uyanmayacağım değil mi? Hatice Hanım,
Kocam çok evhamlıdır. İsterseniz ona her zaman yaptığınız... Mendeki de aynı. Şu iğneyi nerede kaynatabilirim? İçeride at canım, müsaade et de beraber kaynatalım. Şimdi bu iğneyi değiştirince bir daha uyanmadan mışıl mışıl uyursun. İlacı değiştiriyor. İmdat! İmdat! Adam öldürüyorlar! İmdat! Kim komiser gel! Adam öldürüyorlar! Gel! Öldürecekler beni. Baba ilacı değiştirdiler. Kliniğe kaldırıldığında ben ölmüş olacağım, tamam mı? Gidiyorum ben. Ne yani şimdi bu iğne değil de zehir mi? Zehir bu. Hemşirenin getirdiği ilaç muhtarda. Onda işte. Muhtar, ver onu bana bakayım. Buyurun. Bunların ikisi de aynı da. Bu değil, bu başka. Ben hazırım. Yap bu iğneyi. Bunu bırak, onu ver. Hangisini? İşte bu izeyi. Tamam, ben de onu veriyorum. Bunu kalsın. Saçmalı işin Daniel Efendi, hangisi zehir, hangisi işte iğne? İşte bu zehir, öbürü değil. Tamam işte, ben de bunu veriyorum. Allah Allah, yap. Değil. Bana bak, sen iyice saçmaladın, ver bana iğneyi, sen çık dışarıya. Muhtar, tut onu bana. Hayır. İnat etme. Yapın bakayım şuraya. Bırakın beni. Elinden kaçabileceğimi biliyorsun. Otur şuraya da razı ol yine hadi. Yapmayın, öldürmeyin beni. Niye korkuyorsun? Al tarafa yine. İmdat! Ne bağırıyorsun be? Allah'tan cezanı mı istiyorsun? Hem bu zehirse zehir, ne olacak? Beğenmiyor musun? Ha bu zehir seni mışıl mışıl uyutur da acı çektirmeden öbür dünyaya gönderir. Allah'tan cezanı mı istiyorsun? Şimdi anladım tabii. Komiser, senin de ne mal olduğunu anladım. Sen de bunlarla birliktesin tabii. Ama düşünmeliydim. Bu çetenin bir reisi olduğunu hesaplamalıydım. Karımın mirası az değil ki. Tam 500 milyon. 300'e de yeter. Hadi Temel Efendi, iğneyi yapacaksan yap. Uçak kaçacak, 500 milyon da boş havaya uçacak. Boşver, can kurtaranın gelmesine daha 10 dakika ister. Bırak 10 dakika daha yaşasın enayi. Belki bir gelen olur. İğneyi hemen yapsan sen iyi olmaz. Sen benden emir alacaksın, ben mi senden emir alacağım? 500 milyonu ona bırakacak kadar enayi miyim ben? Yedin onu aşağı. Tamam, hakikat anlaşıldı işte. Koca bir çetenin avucuna düşmüşüm de farkında değilim. Ayıp paraları onlar alacak. 500 milyon ise fazla onlar sürecek. Ya karısı? Ya karısı meydana çıkarsa? Çıkamaz, karısı öldü. Evet, karım öldü. Öldürdüler onu! Kim öldürdü? Ben öldürdüm! İtirafına teşekkür ederim Daniel Bey. 10 günden beri bu itirafı bekliyorduk Daniel Bey. 10 gün evvel karınızın cesedini Karadere'nin içerisinde bulduğumuz zaman bunun boğularak değil bel kemiği kırılarak öldürülmüş olduğunun farkına varmıştık. İşin ucunda da 500 milyon gibi bir miras meselesi olunca cinayet kokusu almıştık. 10 günden beri Beykoz sırtlarında bizi oynattığınız bu komedi için size teşekkür ederiz. Bu arada bize yardımcı olan Ebe Hatça Hanım'la Doktor Ali Bey'e de müteşekkiriz tabii. Sizi daha fazla merakta bırakmayayım da kendimi tanıtayım. Cinayet masası şeflerinden Ali bendeniz, 1. şubeden arkadaşım Mehmet Bey, yine cinayet masasından Sevim Hanım. Beklediğiniz can kurtaran gelmeyecek Daniel Bey. Sizi polis arabasıyla götüreceğim.